Çok sorulan sorulardan bir tanesi de para koleksiyonuna nasıl başladım? Bununla ilgili de biraz bilgi vereyim. Ayrı bir video çekmek istedim bununla ilgili. Ben ortaokuldayken daha yani sene işte 96 yılında falan bir gün hatta hiç unutmuyorum okul servisini bekliyordum. Ya dedim hani büyüklerimin para koleksiyonları var ya da işte evde eskilerden kalma paralar buluyorum. Bugünkü paralar da günün birinde eskiyecek. Ve bu paralar da eskidiğinde hani eski para olacak. Bulunmayan artık insanların koleksiyon için aradığı paralardan biri olacak diye düşünmüştüm. O zaman dedim ki ben de bugün hani harçlığımdan arttırdığım işte o zaman ne vardı tam hatırlamıyorum 50 bin liralar vesaireler. Bir de 90'ları hatırlayanlar vardır. O dönem her sene aslında yeni paralar basılıyordu. Yeni özellikle madeni paralar basılıyordu. İşte kağıt paralar madeniye dönüşüyordu. Öyle olunca da güzel bir zamandı, güzel bir fırsattı. Ben de dedim ki bunu ben ayırayım birer tane her paradan. İşte o zamanki harçlığım neydiyse harcamayıp zaten o zaman Atari'de harcıyorduk paralarımızı. Onları harcamayıp biriktirmeye başlamıştım. Daha sonra sağdan soldan işte büyüklerimden kalan paralar vardı. Tabii o zaman hani biriktirdiğiniz paranın sayısı, adedi, niteliği ona göre oluyor. Yani bir ortaokul öğrencisinin daha sonra liseye geçtik. Lise öğrencisinin biriktirdiği paralar ona göre oluyor. Ama üniversiteye geldiğimde işte internette gezinirken baktım o zamanlar gitti gidiyor çok meşhurdu. Gitti gidiyor daha baktım bazı paralar var. Fiyatları uygun geldi. Almaya başladım. Derken bir tane daha, bir tane daha derken bir baktım artık yani mevcut koleksiyonumu belli bir noktaya getirdim. Artık hani ilgimi çeken paralar altın paralar ve bir üniversite öğrencisi için de hani bunları almak çok maliyetli. Para koleksiyonu yapmaktan vazgeçmiştim o zaman. Artık dedim bu kadar yeter. Daha fazla para almayacağım demiştim. Zaten param da kalmamıştı. Daha sonraları benim işte YouTube'da kanal açmaya karar verdiğim zamanlarda bir aslında bu kanaldan önce açtığım bir oyuncak inceleme kanalı var. Onunla ilgili bir şeyler çekmiştim. Kanalı işte bir yerlere getirdim. Daha sonra ya bir kanal daha mı açsam, ne yapsam falan diye düşünürken para koleksiyonum var dedim. Yani bununla ilgili insanlar vardır mutlaka. Ben insanlara para koleksiyonu ile ilgili de bir şeyler göstereyim. Çünkü böyle bir kanal yok diye düşünmüştüm ve para koleksiyonu kanalımı açtım. Yani şu an izlediğiniz Numizmatik TV'yi açtım. Benim koleksiyonculuk geçmişim bu kanalı açtıktan sonra da belli videolar çektikten sonra aslında benim koleksiyonculuğumu tekrar bu kanal aktifleştirir. Çünkü sağ olun güzel yorumlar yapmaya başladınız. Güzel yorumlarla beraber ya madem böyle bir talep var insanlara ben biraz daha bir şeyler göstereyim. Bunun için ne yapayım işte yeni paralar alayım diye düşündüm ve yeni paralar almaya başladım size göstermek için. Tabi bazılarını zor buluyordum. Bazıları zaten ilgimi çeken ama daha önce almadığım paralardı. Bazıları yeni çıkan paralar oldu falan bu dönemde. Sizler için de yeni paralar aldığımda oluyor size göstermek için. Hem bu sayede hem kendi koleksiyonumu zenginleştirmiş oluyorum. Hem kanaldaki videoları zenginleştirmiş oluyorum. Benim koleksiyonculuğum esasına bakarsanız para koleksiyonundan önce daha küçükken yani ilkokul yıllarımdayken pul koleksiyonuyla başlamıştı. Babam bir dönemler yurt dışındaydı. 1,5 sene kadar yurt dışında kaldı. Oradan bize Japonya'daydı. Japonya'dan şeyler yollardı, mektuplar yollardı. Öyle olunca da Japonya'dan gelen mektupların üzerlerindeki pulları ben keser, işte şey yapardım, ayırırdım falan. Sonra hiç unutmuyorum, bir gün TRT'nin bir programında işte pulların altında kalan tabii zarftan ayırdığınız zaman o pul altında bir miktar kağıdı da kalıyor. İşte onları ayırmak için suya koyduğu falan görmüştüm ilkokuldayken. Dur ben de yapayım falan pulları suya koyayım derken pulları suya koydum biraz haşet ettim. Daha sonra da ne oldu bilmiyorum pul albümümü kaybettim ben.
Böylelikle pul koleksiyonum tarih olmuş oldu. Pul koleksiyonum tarih olduktan yıllar sonra işte birinde ilkokuldaydım, birinde ortaokuldaydım. Ortaokuldayken paralara ilgi duymaya başladım. Aslında yani para koleksiyonu için bir yerden başlamak gerekiyor. Eğer aklınızda varsa, küçük de olsa bir şeylerle başlamak gerekiyor. Hem bu para koleksiyonu çok mu değerli? Bence evet, belli bir emek var. Araştırdım, ettim çünkü. Buldum bunları, bu paraları bir araya getirmek biraz emek istiyor. Ama çok da hani hiçbir yerde bulunmayan paralar da diyemem sonuçta bunları. Biraz gayret eden insanların bulabileceği türden paralar. Bunlar da hani koleksiyonculuk zaten şöyle bir şey. Hani yatırım olarak düşünüyorsanız siz değil muhtemelen torununuz bu yatırımdan faydalanacaktır. Ben de zaten öyle düşünmüştüm başlarken. Olur da kısmet olur da torunum olursa ileride bir gün ona yarayacak bir koleksiyon bırakmış olacağım diye umuyorum.